Geçelim. Evet, oradan destek alalım. Yağcılık yaparlar, yalnız bırakırlar, tehdit ederler, ödül vaat ederler, aşağılarlar ve yalnız bırakırlar. Karşımızdaki zehir tacirleri her türlü yolu yöntemi bilirler. Bunu da ispatlayayım sizlere. Biz birçok operasyon yaptık ve torbacının cebinde şunları gördük. Para, silah, bıçak, uyuşturucular ve haritalar gördük. Haritalarda da şunlar yazılıydı, şunlar işaretliydi. Okullarımızın işte çevresindeki özellikle caddeler, işte şu caddeden polis günde 3 kere, arka caddeden 1 kere, ön caddeden hiç, işte sağdakinden bir, şurada bir internet kafe var, şurada bir çocuk var mutlaka hemen işte almam lazım, ilgilenmem lazım internet kafedeki şu çocukla veya öğretmenlerimiz okuldan çıkarken hep bu yolu kullanıyor, arka kapıyı kullanmıyor ama arkadan çıkan çocuklar daha mantıklı, işte polis geçiyor, geçmiyor, yani şunu gördük. Karşımızdaki zehir taciri 24 saatinin 24'ünü bugün sokakta genci kandırabilmek için harcıyor. Siz ona karşı neyi harcıyorsunuz? Maalesef ki 12 dakikaları harcayan babalar, belki birkaç daha fazla saatini harcayan anneler var. Ama karşımızda 24 saatini harcayanlar var. Ve biz öyle durduğumuz yerde durursak gençlerimizi kaybedeceğiz. Risk ve korunma faktörlerine dikkat edeceğiz. Kız erkek ayırmayacağız. Delikanlıdır, başının çaresine bakar demeyeceğiz. Onun da bilgiye, onun da eğitime, onun da şefkate, onun da iletişime ihtiyacı var. Kızın da nasıl ihtiyacı varsa erkeğin de ihtiyacı var. İkisini de koruyup kollayacağız. Yaş itibariyle de 15-24 yaş arasında gencimiz, delikanlımız varsa risk altında olduğunu unutmayacağız. Çünkü istatistikler %65 oranında hedefte bu çocuklar var derler. Sizler Aslanlı belgeselleri izlemiştir. Ve Aslanlı belgesellerde de avcının yani aslanın hedefini seçerken neye dikkat ettiğini çok iyi bilirsiniz. Sürüsünden uzaklaşmış olan, yeni yola çıkan, yavru olan, biraz başına buyruk davranan aslanın hedefindedir. Bugün de gençlerimiz bu haldedirler. Başlarına biraz buyruk, işte okula gelip giderken sizlerden uzak ve kendi başına her işi çözerim düşüncesinde. Ama hayat tecrübesi maalesef ki olmayanlardır ve hedefte onları avcı alır ve bir tanesini düşürse zincirlemesi şeklinde hepsini çeker ve kandırır. Okul başarısı sınıf düzeyi düşük bir genç varsa risk altındadır. Neden risk altındadır? Çünkü çalışmıyordur. Hani tabiri caizse tembeldir. Çalışmayan bir çocuk da sokaklarda eğer kalırsa maalesef ki başına her türlü belayı alır. Devamsızsa, kaçıyorsa, okumak istemiyorsa risk altında. Akran faktörü, kötü arkadaşı varsa risk altındadır. Çünkü istatistikler şunu söyler. Madde kullanan bir arkadaş varsa genç 6 kat daha çok risk altındadır. Kurtuluşu yok anlamına geliyor. Arkadaşı varsa içen kendisine de içirtiyor bir şekilde. Onu da kandırıyor. Aile maalesef ki ilgisizse risk altında. Çevre faktörü, ortam kötüyse risk altında. Geleceğe dönük olarak gençlere vakit geçirdikleri sosyal ortamlar yoksa risk altında veya o sosyal ortamlar işte parklar, bahçeler ve bir de bakıyoruz ki parklar, bahçelerin işte lambaları kırılmış, karanlık ortamlar risk altındalar. Gecenin 12'sinde bugüne kadar birçok işte elektrik idaresini arayıp da ampul taktıran vardır aslında ama bizim vatandaşımız maalesef ki bunun farkında değildir. Benim gece nöbetinde ekibinde çalışan arkadaşlarım var ve geceleyin tek işimiz bir yerlerin ışıklarını yapmak. Sizler de çevrenizi aydınlatın ve bu belayı, bu riski kendinizden uzaklaştırın. Yetersiz kurumsal altyapının olduğunu sanarız ve gençlerimizi riske sürükleriz. Sanmayın, kurumsal altyapımız var. Bugün yerel yönetimler, başta da bulunmuş olduğumuz ilçenin belediyesi ciddi anlamda çalışmalar yapar. Bakın kültür merkezimizi müthiştir aslında. Birçok etkinlik var, birçok çalışma var ve ama biz çocuğumuzu elinden tutup da buraya getirmeyiz. Ve getirmezsek çocuğumuz risk altındadır. Aklınızdan çıkmasın. Merak edilen sorulara cevap verelim. Başınızı ağrıttık, kusura bakmayın. Çocuğum madde kullanıyor mu? Yakınım madde kullanıyor mu? İşte sevdiğim insan madde kullanıyor mu diyorsanız ilk başta fiziksel anlamda ipuçlarına bakacaksınız. Ki onlardan bahsettim. Madde kullanan bir insan başta çirkinleşir. Ve yüzü gözü bir başka bakmaya başlar. Ve eğer ki böyle bir tablo varsa karşımızda madde kullanıyordur. Sonrasında da arkadaş çevresi kötüyse, arkadaşları madde kullanıyorsa, çirkinleştiyse
madde kullanıyordur. O kura derse olan ilgisi bir anla düştüyse, çirkinleştiyse madde kullanıyordur. Yalan söylüyorsa ve kötü arkadaşları varsa ve fiziksel anlamda da kötüleştiyse madde kullanıyordur. Para harcama düzeyi bir anda arttıysa, çok para harcıyorsa. Başta 3-5 liraya alınıyor diye duyuyor olabilirsiniz ama o 3-5 lira artık o gence yetmeyecek. Daha fazlasına ihtiyaç duyacak. Bir şeyler kaybolmaya başlayacak ve çirkinleştiyse madde kullanıyordur. Aile içi ilişkileri bozduysa, kaçıyorsa, sizlere hakaret ediyor, dövüyor veya işte sürekli dışarıda vakit geçirmeye çalışıyorsa madde kullanıyordur. Yalnız kalmak istiyorsa ve fiziksel anlamda da kötüleştiyse madde kullanıyor. Kilo kaybettiyse, yani annelerimizin dediği gibi belinde artık pantolonu durmuyorsa madde kullanıyordur. Ve üzerinde maddeyi bulursak, eciş bücüş kağıda sarılmış bir şeyler bulursak veya cebinde bir çakmak bulursak o çocuk bir şeyler kullanıyordur. Onun bunundur der. Üzerinden atmaya çalışır ama sizi kandırmak için bunları yapar. Ve hiçbir zaman aklımızdan çıkmasın. Bu belaya bulaşan insanın profesyonel anlamda bir tedaviye ihtiyacı vardır. En basit grip olduğumuzda doktora koşan bizler, ömrümüzün sonuna kadar acı çekeceğimiz bir beladan dolayı geri dururuz. Niçin? Kolu komşu ne der? Mahalleli ne der? Ama sen daha büyük acıları çekiyorsun, farkına var. Onun bunun dediğine bakma ve bir an evvel rehabilitene, işte tedavine başla. Bunun farkına varmak lazım. Amatem ve çamatem ücretsiz bir şekilde tedaviyi uygulayan yerdir. Burayla ilgili yalan çoktur. Amateme gidersin, polis seni içeriye alır atar derler. Ama bunu sokak söyler. Ki biz, bakın zıt düşüyor şu anda az önce söylediklerimle. Madde kullananı iyileşsin diye hastaneye götürürken yakaladığımızda kalkalım da neden kendi tıpış tıpış hastaneye giden insanı cezaevine atalım? Bakın burada bir mantıksızlık vardır. Sokak işte insanı burada kandırmaya çalışır. Ki başhekimimizin de açıklamasıdır. Böyle bir soru bir annemizden gelmişti. İşte öyle duyuyormuş sokakta işte giderse oraya içeriye atılır diye. Hayır diyor, içeriye atılmak yok. Eğer ki ben bilgileri paylaşırsam biriyle ben içeriye atılırım diyor. Bakın böyle de korunan yerlerdir. Hiç kimsenin bilgisi kimseyle buralarda paylaşılmaz. Ki işe yaramasalar da, çünkü böyle bir şey de var. İşe yaramaz, 3 ay sonrasına randevu, 5 ay sonrasına randevu verir de diyen çok. İşe yaramasa zaten bu klinikler, hastaneler kapanır, başka yerler açılırdı. İşe yarıyor ama biz bazı adımları eksik atıyoruz. O yüzden olmuyor. Bu adımlardan bahsedecek olursak ilk önce şunu söyleyeyim. Ülkemizde uyuşturucu madde kullanmaktan kurtulmanın bir yüzdesi var. Ve bu yüzde 1,5. Çok düşük bir oran. Bu işten kurtulmanın çok düşük bir oranı var. Neden böyle bir düşük bir oran var? Çünkü biz basamakları tam anlamıyla yerine getiremiyoruz. 10 gün hastanede yattı, olay bitti diye düşünüyor. Tekrar aynı mahallesine geldiğinde de gencin tekrar madde kullanmasına sebep oluyoruz. Yapmamız gereken şeyler çok önemli. Nasıl ki karşımızda Allah korusun kanserli bir hasta olduğunda her anını noktası noktasına takip ediyorsak bunu da takip etmeliyiz. Çünkü kurtuluşu çok zor. Ve karşımızda 100 tane adımın olduğunu görmeliyiz. 100 adım. Ve bu 100 adımın bir tanesini eksik atarsak bu işten çıkış yok. O yüzden yapmamız gereken şey şu. İlk başta büyük bir adım atıp genci bu beladan kurtulabilmesi için bu belanın ne olduğu konusunda ikna etmemiz gerekiyor. Çünkü ben bağımlı değilim, işte şöyle değilim, böyle değilim der. Ama iknası lazımdır. Çünkü zorla güzellik olmaz. Kulağından tutup da insanı zorla bir yere götürürseniz hiçbir işe yaramaz. Zorla güzellik olmayacak, ne yapacağız? İkna edeceğiz. Kendisi isteyecek. İstediğinde hemen rehabiliteye götüreceğiz. Ve rehabiliteye götürdüğümüzde de diyeceksiniz ki nasıl ikna edeceğim, ben yapamam. Bu işin doktorları var, psikologları var veya işte yetkilileri var. Bize getirin, biz de konuşuruz. Büyüklerimiz var, emin olun ki ikna edecek birini bulursunuz. İkna ettikten sonra büyük bir adım attınız. Hastaneye götürerek 10 tane adım daha attırırsınız bu gence. Belki ayakta tedavi olur, belki yatarak. Farkı yoktur. Önemli olan o 10 adımı atmaktır. İlaçlarını düzgün bir şekilde kullanmasıdır. Kullanmayan gençlerle de karşılaşıyoruz. Bunun tedbiri çok basittir. Çocuğunuz bebekken ağzına şurubu soktuğunuzda bildiğinden dolayı kokusunu anladığında içmez. İçiremezsiniz. Ne yapardınız? Suyuna karıştırırsınız. Meyve suyuna karıştırırsınız. Çorbasına karıştırırsınız. Bir şekilde
İçirirsiniz, içireceksiniz. İçirdikten sonra da 10 adımı attınız. O 10 adım atıldıktan hastaneden çıkar çıkmaz bir daha o genci aynı mahalleye getirmeyeceksiniz. Çünkü getirirseniz onu avuçlarını açmış bekleyen birçok insanla karşılaşacaksınız. Hemen içirecekler, hemen. Sen bir kere bıraktın bir daha bırakırsın diyecekler. Ya içmek daha basit bir şey, ne uğraşıyorsun bırakmakla diyecekler ve onu tekrar çekecekler. Tekrar içtiğinde daha kötü olacak bu sefer. O yüzden 10 adım attıktan sonra çocuğu kaçıracağız. Kaçınma davranışıyla bu işin içerisinden çıkmak çünkü karşımıza gelen tablodur. Şeker hastalığında olduğu gibi düşünün. Kurtuluşu yok. Ama nasıl daha uzun süre yaşıyoruz? Kaçınarak. Diyetimize uyarak. Burada da diyete uyacağız, kaçınacağız. Kaçtık, ortamı da değiştirdik ve ondan sonra da bir 10 adım daha attık. 20 adım geride, önümüzde uzun bir 80 adım daha var. Bu sefer de 30 adımı gencin boşluğunu doldurarak atacağız. O gencin büyük bir boşluğu var. Madde kullanırken çok boşluğu vardı. Ne yaptık? Şimdi o madde kullanımı ortadan kalkınca onun yerini bir işle, bir güçle, bir meşgaleyle, bir eğlenceyle belki farklı bir etkinlikle dolduracağız. Doldurduktan sonra büyük bir 50 adım attık ama yolun yarısı daha duruyor. Kolay bir bela değil çünkü bu. Geriye kalan 50 adımda da direksiyona biz geçeceğiz. Yani genci ömrünün sonuna kadar kontrol edeceğiz. Nasıl kontrol edeceğiz? Şimdi alkollü bir insan var yanımızda, çocuğumuz var, alkol kullanmış. Arabanın anahtarını ona verir miyiz? Vermeyiz. Çünkü bir yere çarpacağını biliyoruz. O da şu anda böyle karşımızda bizi bekliyor. Arabanın anahtarını vermek yok. Direksiyona siz geçiyorsunuz. Ama yol çok uzun, 50 adım, 50 yıl. Ne yapacağız? Annemiz 50 yıl boyunca araba süremez. O yüzden yanımızda babamız da olacak. Yanımızda abimiz de olacak. Herkes paylaşacak. 5 saat, 6 saat biri kullanacak ve bu işi son anına kadar, son adımına kadar götüreceğiz. Ve bu gencimizi kazanacağız. Onun cezaevine girişi çözüm değildir. Böyle düşünen birçok annemiz var. İçeriye atılsın da kurtulalım. Şöyle olsun da böyle olsun da şöyle olsun böyle çözüm değildir. Cezaevine gidiş daha kötüdür. Başkalarının da belki bu işin içerisine çekilmesine sebep olur. Çözüm rehabilitedir. Tedavidir. Sizin ilgilenmeniz, iletişiminizdir diyeyim. Ve en etkili çözüm hiç başlamamaktır. O yüzden mücadeleyi buna göre vermemiz gerekiyor. Farkında olmamız gerekiyor. Hiç başlatmayacağız. Ne sigara, ne alkol, ne de uyuşturucu diyeceğiz. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dilim döndüğünce bahsetmeye çalıştım. Sözü hocama veriyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. İsmail Bey'i ayırmıyoruz buradan. Değerli başkan yardımcılarım, değerli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcım, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Biraz daha tutacağız sizi, çok tutmayacağız. Değerli bir konuğumuz da var aramızda. İsmail Bey'i daha azıcık tutacağız. Şöyle birkaç kelam edeyim, vereyim. Projemiz fikir olarak ortaya atıldıktan sonra, yazıldıktan, çizildikten sonra bu işi sahiplenen Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ama bunların yanında RAM Müdürümüze ama şöyle söyleyelim, 1'dik 2 olduk, 2'ydik 3 olduk, 3'tük 8 olduk, 7 olduk, 8 olduk. Nedeni şu, aramızda yine Sibel Hanım var, başkan yardımcımız. 8 olmamızın, 7-8 olmamızın nedeni şu, çünkü projemize hem anne kimliğiyle, hem hekim kimliğiyle, hem yerel yönetici kimliğiyle, hem de vatandaş kimliğiyle çok büyük katkılar sağladı. Hakikaten yol almamızda, büyümemizde, gelişmemizde çok büyük emekleri oldu. Şimdi buradan daha fazla olduk çünkü siz buradasınız, sizler buradasınız. Bu anlamda herkese çok teşekkür ediyorum ben, kendi adıma da. Yine bu çalışmalar esnasında çok emek harcadı, çok yol almamızda katkılar oldu. Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürümüz Yasin Şahin'e de bir alkış istiyorum ben. Çok teşekkürler. Şimdi aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Hem uzmanımıza teşekkür edip çiçeğini vermek üzere, hem de konuyla ilgili söyleyecekleri vardır. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Nesrin Kakırman. Kendisi aynı zamanda İl Milli Eğitim'de kurulan bir madde bağımlılık komisyonumuz var. Bu komisyonun da başkanıdır. Yani yerelde bunlar olurken genelde de bir şeyler oluyor. Kendisini alkışlarla buraya davet ediyoruz. Uzmanımıza da çiçeğini takdim edecek kendisi. Nesrin Hanım buyurun. Evet, Sibel Başkanıma da bir alkış. Kadın dayanışması. Çok güçlü vallahi. Büyük bir alkış o zaman.
Ama Nesrin Hanım'dan bir şeyler de duymak istiyoruz. Şimdi zaten söylenecek çok şeyi söyledi arkadaşlar ama büyüklerimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, burada uzmanımız bu anlamda çok geniş bilgiler verdi. Ben her şeyin başının sevgi olduğuna inanıyorum. Size sadece küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. Üç kişi bir evin kapısını çalıyor gece yarısı. Evde bir anne baba, eş, çocuklar ve gelin var. Şimdi üçü de içeri girmek istiyor ama içeri girerken birbirlerini itmeye çalışıyorlar. O esnada evin büyükleri kapıya doğru geliyorlar. Ne oluyor diye bakarken. Diyor ki içeri girmek istiyoruz. Acaba içeri alabilir misiniz? Allah'ın misafiriyiz diye. Evde de aynı zamanda biraz yoksulluk var. Biraz bu anlamda Anadolu insanının çekimserliği var. Düşünüyorlar acaba hangisini içeri alırsak bizim için daha faydalı olur diye. Evin büyüğü olan baba çok yoksulluk çekmiş. Çiftçilikten dolayı çocuklarını evlendirmiş, elinde bir şey kalmamış. Para gelsin diyor. Önce para gelsin. Bakıyor ondan sonra anne diyor ki yok para gelmesin diyor. Başarı gelsin diyor. Bakıyor başarıyla para birbirine bakıyor. Gelin o esnada mutfaktan çıkarak diyor. Yok hayır diyor sevgi gelsin. Bakıyor ki önce sevgi içeri girer girmez arkasından para da başarı da beraberine gelir. Her şeyin başı sevgi olduğuna inanıyorum ben. Değerli müdürüm çok teşekkürler. Bir ülkenin zenginliği yeraltı, yerüstü kaynakları ya da Merkez Bankası'ndaki parasıyla ölçülmüyor. Gençlerine verdiği değerle ölçülüyor. Başkanım buraya kadar çıkmış, onu öyle kolay kolay bırakmayız. Gençlere bu denli önem verdiği için birkaç kelime de ondan rica edelim. Buyurun. Peki, herkese iyi akşamlar. Ben daha fazla sözü uzatmayacağım. Bu üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz veli seminerinde ben üçüncü defadır ilgiyle dinliyorum. Çünkü her dinlediğimde yeni bir şeyler öğreniyorum. Ben bu konuda İsmail Bey'e çok teşekkür ediyorum. Harika bir sunum yaptı. Sizleri de ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü sizler de projenin paydaşı oldunuz aslında buraya gelerek. Siz de öğrendiniz. Şimdi eminim ki eve gittiğinizde veya yarın sevdiklerinizle buluştuğunuzda, arkadaşlarınızla konuştuğunuzda burada öğrendiklerinizi aktaracaksınız. Yani bir cümle de olsa mutlaka aktaracaksınız ve bu bilgiyi yayacaksınız. Ben sözü fazla uzatmıyorum. Milli Eğitim Müdür Yardımcımızın çiçek vermesi için. Tamam, kadın dayanışması yapıyoruz bu arada. Hayırlı akşamlar tekrar. Buyurun. İsmail Bey'e tekrar alkışlar. Evet, bir fotoğraf alacağız galiba. Başkanım buyurun. Ayağınıza sağlık. Tekrar teşekkür ederiz gecenin bu vakti. Burada olduğunuz için, bizimle olduğunuz için. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.